AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 104 emekli amiralin ve eski vekillerin yayınladığı bildiri hakkında açıklama yaptı. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, emekli amirallerin çeşitli bahanelerle siyasete yön ve ayar verme girişimleri en basit ifadeyle hadsizliktir. Eski Türkiye'nin çöplüğünde yerini bulmuş ve bulacak bu tarz ifadeler 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk milletinden gereken cevabı alacaktır. Herkes haddini bilmeli. Ülkemiz ve tüm dünya zorlu bir pandemi süreci yaşarken bu tarz girişimlerin hiç kimseye bir fayda sağlamayacağının herkes farkında olmalıdır dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ayrıca şunları söyledi. Bir kere ben bunların birbirinden bağımsız münferit olaylar olduklarını düşünmüyorum. Bu kesinlikle organize bir hareket. Amirallerin açıklamasından itibaren başlayan hareketi şu anda işte eski milletvekilleri de taçlandırmış durumda. Ha nedir? Açık söyleyeyim ben size. Şöyle bir yorum yapıyorlar ya. İşte bu iyi niyetli bir sadece öneri, iyi niyetli bir işte bir şekilde yol açmaya çalışıyorlar diyorlar. Ben buna inanmıyorum. Kusura bakmasınlar. Hiç kimse iyi niyetli bir şekilde bir gece yarısı bildiri yayınlayarak bu iyi niyetini gösteremez. Burada demokrasiden yana tavır koyuyoruz. İnsanlar gelsinler, görüşlerini tabii ki söyleyebilirler. Bu görüşler onların değerleri oranında değerlendirilebilir. Ancak sizler 104 tane insan bir araya gelip gündüzün herhangi bir vakti sanki bitmiş gibi gece yarısı belli dönemleri çağrıştıracak düzeyde bir açıklama yaparsanız bunu kimse iyi niyetle karşılamaz. Kusura bakmasınlar, ben buna iyi niyetle bakamam. Ve açık söylemek gerekirse bizim ülkemizin belli dönemlerinde işte 60 darbesinden itibaren muhtıralar döneminden 28 Şubatlar 27 Nisanlar en muhtıralar hepsini bunların yaşadık. Ve hepsi buna benzer zamanlarda yapılan bildirilerle daha çok halka ulaşmaya çalıştılar. Şunu da kimse kalkıp da işte iyi niyetliymiş gibi yapıp söndürmeye çalışmasın. Bu tarihte yapılan, bu saatte yapılan bildiri İster istemez o dönemleri insan hatıratından çağrıştırır ve akıllara darbe söylentisi gelir. Zaten bence zaten bunların da niyeti buydu. Bir şekilde muhtıra vermek istediler. Her ne kadar emekli de olsalar bunların sonucunda biraz önce işte siz de söylediniz emekli milletvekilleri ki bence emekli olmayan birçok milletvekili ve siyasi irade mensupları da bu görüşü destekliyorlar açıkçası. Ve biz şuradan şunu söylemek istiyoruz. Bizler demokrasiden yanayız, milli iradeden yanayız. İnsanlar bir şekilde tercih kullanıp şu anki hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı desteklemişler. 2023'te seçimler var. Herkes çalışsın. Bizler çalışıyoruz. Bizler devamından yana, onlar da değiştirmekten yana irade koyuyorlar. Ha bunun sonucunda devam derlerse onlar saygı gösterecekler. Tamam derlerse de biz saygı göstereceğiz. Zaten bunu biliyoruz. Bu kaygı, bununla ilgili en ufak bir kaygımız da yok. Ancak şu anda pandemi gibi önemli bir sıkıntıdan geçerken, birçok insan can kaygısı yaşarken, aşılamayla ilgili çok ciddi bir mücadele yürütülürken açık söylemek gerekirse yapılan kelimenin tam anlamıyla bir hadsizliktir. Bunun bir şekilde çözümüyle ilgili arkasından gelen, daha doğrusu bununla ilgili başka şekilde yöneltmeye yönelik eski milletvekillerinin yaptığı açıklamada bunun devamı niteliğinde o da yine bir hadsizliktir diye düşünüyorum. Bizler Türk milleti olarak artık bunlardan çok acı çektik. Her darbe, her muhtıra Türkiye'yi 50 yıl geriye götürdü. Birçok zarara soktu. Lütfen yapmayın. Şu an ne zamanıdır ne yeridir. Ülkemiz gayet hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ufak tefek problemler yaşanıyor olabilir ama tüm dünya şu an pandemi yüzünden sıkıntılar yaşıyor. İnşallah bizler tüm tedbirleri alarak ülkemizi bu sıkıntı süreçten çıkartmak için çaba gösteriyoruz. Devletimiz sıkıntıya düşmüş tüm insanların bir şekilde yanında olmaya çalışıyor. Hiç kimse sağlığıyla ilgili şunu düşündüğünü söyleyemez. Yarın ben acaba tedaviyle ilgili problem yaşar mıyım? Aşı bulabilir miyim? Acaba yoğun bakımda yatak var mıdır diye bir endişe hiç kimsede yok. Şükürler olsun şu dönemde bu çok önemli bir lükstür diye düşünüyorum. Ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Bakın artık eski Türkiye yok. Kimse vesayeti kabul etmiyor. Bunun yaralarını hep beraber yaşadık ve sardık bitti artık. Bunu kimse kaşımaya çalışmasın. Ve bunun cevabını açık söyleyeyim ben size. 15 Temmuz'da hiçbir organizasyon olmadan milletimiz sadece kendi sağduyusuyla sokaklara çıkarak cevabını vermiştir. Bundan sonra da bu tarz girişimlerin cevabını yine aynı şekilde cevap verecektir. Bizler şunu söylüyoruz. İnanın ben şundan çok memnun oldum. Böyle bir açıklama olur olmaz tüm insanlar, hassas insanlar buna bir tepki gösterdi. Ben buradan tepki göstermeyenlere de sesleniyorum. Herkes buna lütfen tepkisini göstersin. Sivil toplum, diğer birimler, işte belki belediyeler, herkes
buna tepki göstermek zorundadır. Çünkü bu devlet bizim, bu millet bizim. Buradaki huzur ortamından herkes faydalanır. Huzursuzluk ortamından da herkes zarar görür. Lütfen artık demokrasinin yollarını farklı şekilde tıkamaya çalışmayalım. Demokrasimiz güçlenmeye devam ediyor ve bu da tüm Türk milletinin faydasınadır diye düşünüyorum.